Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusundaki ÖSYM tarzı test 4'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Tepe noktası T olan bir konu verilmiş bir karınca var şöyle P noktasına geliyor. Evet karıncanın aldığı yol nedir diye soruluyor. İlk önce açılışı, açılışı önemli değil mi bizim için? Açık halini şöyle bir çizelim. Ama burası A iken burası da A'ydı. Burası T burası da B olduğunu biliyoruz değil mi? Önemli olan A'dan başlayıp nereye gittiği. Bak TA doğrusuna gitti. Buradan başlayıp TA doğrusuna gidecek ve en kısa yol şeklinde soruluyor bize. En kısa ne kadar gider diye soruluyor. Şimdi R bölü alfa bölü 360'tı. E buradan buraya en kısa yol nedir arkadaşlar? Yani buradan bu doğruya en kısa dik uzaklık değil midir? Evet. Herhangi bir şekilde şey de demiş. Bunlar böyle eşit deseydi böyle dik olmasına gerek yok. Eşit olduğu noktaya en kısa bir şekilde nasıl gider diye bakardık. Ama sadece en kısa demiş. O zaman dik olmak zorunda. Bir kere Şurası 6 verilmiş. R bölü L alfa bölü 360'dan dolayı. O zaman burası alfayı kaç derece bulduk? 60 derece bulduk. E burası 60 derece oldu ya. E tamam burası 6 zaten. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. E 30'un karşısı 360 karşısı da 3 köküçtür. İşte bizden bu soruluyordu. Cevabı da 3 kökü olarak bulduk. Yani cevap edremit oldu. Birinci soruda. Geldik 2'ye. Evet böyle bir şey gördüğümüz zaman suyla zemin neydi? Birbirine paraleldi. Hemen şöyle suyla zemin birbirine paralel. 30'u yapıştıralım. E hocam şurada şunu da şöyle çizersem bu da dik prizma olduğu için burası da 60 derece olur. Burası da 90 derece oldu mu? Oldu. Kaptan ne kadar su dökülmüştür diye soruluyor. Şimdi bunun tamamı 10. Tamamı 10. Buraya 6 kaldı. 60'ı karşı 6 ise 30'ı karşı 6 bölü köküçten 2 köküç yapar. E, yarı çap ne yaptı o zaman? Köküç yaptı. Şimdi biz bunu böyle gördüğümüz zaman şöyle bir silindir yapıyorduk. Yarısı dolu yarısı boş. E, dökülen su soruluyor bize. Buradaki silindirin priz silindirin yarısı değil midir? Evet. E o zaman ne diyeceğiz? V dökülen neye eşittir? Yarı çapı köküç olan pi r kare köküçün karesi. Çarp yükseklik böyle ki. Niye? Pi r kare çarpı yükseklik bunun hacmi e, yarısı dolu yarısı boş ya. E, bizden dökülen suyun dökülen suyun hacmi isteniyor. Yani bu silindirin hacminin yarısıdır. O yüzden bölü 2 dedik. O zaman burası 3 yaptı. 3 kere 6 18 yaptı. Bölü 2 9 yaptı. O zaman cevap 9 pi yapar. İkinci soru balık esir olur. 3'e geldik. ki ÖSYM tarafından sorulmuş bir soru. Ben çözemiyorum teliften dolayı. Siz uygulamadan bakıyorsunuz. Dördüncü soruya geldik. Kare dik piramit biçiminde bir tahtanın 3 yüzeyi maviye diğer 2 yüzeyi de yeşile boyanmıştır. Önce kare piramidi şöyle bir çizelim bakalım. Çizdik. Şimdi kare piramitte ne var? Bir kare 4 tane de üçgen var değil mi? Tamam. Hatta açınımında şöyle göstereyim de sıkıntı yaşayamıyorum. Açınımında da şöyle bir şey olacak değil mi? Evet. Şimdi hangi yüzeylerin neye boyandığı söylenmemiş. Maviye boyanan yüzeylerin alanları toplam 36, yeşile boyanan yüzeylerin toplamı da 48. Çünkü 3 yüzey maviye. Mavi 3 yüzey ve diğer 2 yüzey de yeşile boyanacakmış. 2 yüzey de yeşile. Şimdi maviye boyanan kare de olabilir, yeşile boyanan kare de olabilir değil mi? O zaman şöyle bir şey diyelim mi? Şunlara bir a a a a alan diyelim. Çünkü üçgenlerin alanları aynı. Şöyle. E o zaman ben maviye boyanan bir yüzey şöyle şey diyecek olursam. B alanı diyecek olursam. Maviye boyalan maviye boyanan bir yüzey. Şunu mavi olarak alacak olursam. E, yani kare mavi alanına boyanırsa eğer. Bu durumu inceleyeyim. Kare mavi alanına boyanırsa eğer. Mavi alan ne yapıyor? B artı diğer iki yüzey. Üç yüzey mavi olan mı? Boyan bir şey. İki yüzey de üçgenden alacağım. B artı 2A yapar. B artı 2A 36'ya mı eşit olacak o zaman? Evet. E, sonra geriye kalan da kaç tane yüzey kaldı? 2 tane yüzey kaldı. 2A alanı da kaç yapar o zaman? 48 yapar. E o zaman burada 2A alanı 48 ise A'yı kaç buluruz? 24 buluruz. A'yı yerine 24 yazdığımızda A yerine 24 yazdığımızda 48 artı B 36 yapıyor mu? Yapmıyor. Demek ki kare yüzeyi maviye boyanmamış. Kare yüzeyi neye boyanmış o zaman arkadaşım? Yeşile mi boyanmış? Evet. Kare yüzeyi yeşile boyayalım. Kare yüzey yüzeyi yeşile boyandığında o zaman 3 yüzeyi ben maviye boyayacaktım. 1, 2, 3 tane A olacak değil mi o zaman? 3 tane A 36 eşitse A'yı buradan kaç buluruz? A'yı buradan 12 buluruz. Bir üçgenin alanı 12 çıkar. Sonra geriye kalan iki yüzeyde Bak 3 yüzeyi kullandım. Şöyle maviye boyadım. Geriye kalan 2 yüzeyi de A artı B değil mi? Evet A artı B de kaça eşit verilmiş bana? O da 48'e eşit verilmiş. O zaman A'yı 12 bulduysam eğer B de kaç yapıyor? B'yi de böylelikle şu 48 ya. 36 mı bulmuş oluruz? Evet. Taban alanı o zaman 36 oldu arkadaşım. B alanı 36 olduysa o zaman kareye bu. 6 yapar bir kenar? Evet. Şimdi üçgenin alanı da kaç? Üçgenin alanı da A'yı da 12 bulduk ya. Hocam üçgenin alanı da zaten belli. Şuradan bir yükseklik çizersem bu yan yüz yüksekliği şuraya h üstü diyelim. 6 çarpı h üstü bölü 2 kaç verilmiş yan yüzey alanı? 12 verilmiş. O zaman buradan da h üstünü kaç buluruz? 4 olarak buluruz. h üstü 4. Şimdi benden bu piramidin yüksekliği isteniyor. Arkadaşım yan yüz yüksekliği varsa piramidin yüksekliği nasıl bulunurdu? Hani dik çiz, dik çiz, dik çiz şeklinde bulunuyordu değil mi? Bu alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyordu. 6 ise burası kaç yapar? 3 yapar. Burada bir pisagor bağıntısı. H burası. O zaman H neye eşit olacak? H kare eşittir. E kare karesi, dördün karesi eksi karesi. 4'ün karesi eksi 3'ün karesine eşit olacaktır. Yani 16'dan 9 çıkınca 7 yapar. H da buradan kök 7 olarak buluruz. Güzel bir soruydu. Cevap Akçay oldu. ÖSYM böyle soruları sever. Evet geldik bir sonraki soruya. 5. sorudayız. Şimdi bu prizma bu şekildeyken bu dik hale getirilmiş. Yani burada ne oluyor? İçindeki su miktarları aynı değil mi? Evet içindeki su miktarları aynı. O zaman V sularının aynı olmasına bakacağız arkadaşım. Şimdi soruyu tam anlamıyla okuyayım. İçinde bir miktar su bulunan üçgen dik prizma biçimdeki bir kap şekil birdek gibi yan yüzey üzerine oturduğunda durduğunda su dolu kısmının yüksekliği boş kısmının yüksekliğine eşit oluyor. Hmm. Şekil gibi boş kısmının yüksekliğine eşit olacak. O zaman şu yükseklikle bu yükseklik eşitse bunlar birbirine eşit olacak anlamına geliyor. Bak şimdi bu bir prizma mı? Evet ama şöyle bir prizma değil. Dikdörtgen prizması değil. Taban dikdörtgen, tavanda dikdörtgen ama aynı olması lazım. Bu nasıl bir prizma? Yamuk prizma. Taban ve tavan şöyle. O zaman ben taban alan çarpı yükseklik şeklinde bakacağım. Burada da yükseklik burası oluyor değil mi? Evet. Hadi bakalım devamını getirelim. Burada taban alanına gideceğim. Benzerlik oranı var burada. Benzerlik oranının karesi alanlar oranı eşit. Yani 1 bölü 4. Yani burası A iken tamamı 4A olacak. Buraya ne kaldı? 3A kaldı. E şimdi kaçta kaçı şey olur diye soruluyor. Tamam. Şuraya bir H diyelim istersen. Şimdi bunun hacmi nedir? 3A taban alan çarpı yükseklik. Yani 3A çarpı H diye midir? Evet. E içindeki su miktarları aynı. E hocam burada da taban alanı 4A. Bak şu üçgenin alanı. Üçgen aynı ya. 4A. Burası da 4A. E 4A çarpı X diyelim buraya da. 4A çarpı X de buradaki suyun hacmine eşit. Her ikisi de de suların hacimleri birbirine eşit. E o zaman buradan ne çıktı arkadaşım? Buradan A'lar gitti. H'ı da buradan ne bulduk o zaman? Hatta X isteniyor bizden. X'i de buradan ne bulduk? 3 bölü 4 H olarak bulduk. Zaten bizden ne isteniyor? Boş kısmının yüksekliğini kaç kattır diye soruluyor. Ben burada X'i kaç buldum? 3 bölü 4 H buldum. E bunun tamamı H'dı. H'dan 3 bölü 4'ü çıkartırsam yani 1'den 3 bölü 4 çıkınca 1 bölü 4 kalır. Yani buraya H bölü 4 mı kaldı? Evet. Şimdi tekrar okuyalım soruyu. Boş kısmının yüksekliğini kaç kattır diye soruluyor. Dolu kısmının yüksekliği. Yani bizden 3 bölü 4'ün Kaç oran isteniyor? 3 bölü 3 e, h bölü 4'ün h bölü 4'e oran isteniyor. Bölü 4'ler gitti, haşlar gitti. Cevapta kaç yapar o zaman? 3 yapar. Yani 5. soru böylelikle Edremit yaptı. Geldik 6'ya. ÖSYM tarafında çıkmış bir soru. Telif'ten dolayı çözemiyorum. Siz uygulamadan bakarsanız 7'ye geldik. Taban yarıçapı 3 cm olan, içi tamamen su dolu silindir biçimindeki bir kap ile birim küre biçimindeki bir mermer blok aşağıda verilmiştir. Mermer blok tamamı suya batacak biçimde kabın içine konulduğunda kaptaki suyun 1 bölü 7'si taşmaktadır. Arkadaşlar tamamen su dolu ya taşan suyla bu içine attığımız cismin hacmi birbirine eşit işte olmuyor muydu? Ne diyorduk? Bir suyun içerisine bir şey attığımız zaman hacmi kadar su yükseltir diyorduk. Ama kap tamamen dolu ya taştı hacmi kadar su taşıracak. O zaman taban yarıçapı 3 cm olan şu silindirden bahsediyorum. Kabın yüksekliği nedir diye soruluyor. Bir kap ile birim küre. Birim küre demek ne demek? Yarı çap bir birim demek değil midir? Evet. Şimdi taşan suyun hacmi ve taşana bakalım. Neye eşit olacaktır? Kürenin hacmine eşit olacaktır. 4 bölü 3 pi r küpe eşit olacak. Yani birim kübüne eşit olacak. E bu taşan su, taşan su bu. Taşan su da tamamının 1 bölü 7'si diyor. Tamamının 1 bölü 7'si ise kaptık suyun 1 bölü 7'si nedir? Pi r kare çarpı h'ın 1 bölü 27'si demek değil midir? Evet. O zaman bunları birbirine eşitleyeceğiz. Hadi bakalım. 9 ile 27 sadeleşince bölü 3 yaptı. Bölü 3'ler birbirini götürdü. Pi'ler birbirini götürdü. Şu neydi? Haştı değil mi? H buradan neye eşit oldu? 4'e eşit oldu. Haşı buradan 4 bulduk. Kabın yüksekliği isteniyor bizden. Cevap böylelikle. Balıkesir çıkar. Evet. 7. soruyu balıkesir bulduk. 8. Çözemiyorum maalesef. Çünkü niye? ÖSYM tarafından sorulmuş. Uygulamadan bakarsınız. Böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yani son test kitabın son testinde ÖSYM tarzı test 5'te görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal. kal.